birinci mola yerinde. Karacı Bey de birinci molayı verdik. Bütün Osman Gazi Köprüsü, efendim paralı yollar, HGS'ler hepsini yakalıyoruz. İki kere de sapak kaçırdığım için yolu da bir 10-15 dakika uzattık. Ondan önce de vapurun saatine bakmadığımız için, saat 5'te gittiğimiz için 5.30 gibi, 7.30'daymış ilk vapur. Vapura da binemedik, Yalova'nın vapuruna. O yüzden yol bir nebze daha uzadı. Herhalde biz bayağı bir 2-2.5 saat rötarlı ve böyle hani 200-250 liralık bir bedelle İzmir'e ulaşacağız. Bütün o güncellemeler yapacağım, Seray'la aralarda tartışıyoruz. Ama şu anlarımız iyi, şimdilik iyi. Dur, para. Dost izleyiz, dost. Dost, huzurluk dostu. Ben babamlarla buraya işte Kuşadası için geldiğimizde şu merdivene kadar sıra vardı. Bitecek diye korkuyorum. Evet. Peki nedir bu? Yani bu Susurluk şeyinin özelliği nedir? Şefim, sen iyi biliyorsun bu işleri. Şimdi bunun peyniri, evet, özel bir peynir. Bu halımızda ise otantik desenler yoğunlukta olup çok kıymetli bir parçadır. Eli belindedir motifin adı. Aman adı var. Mihraç mı? Kandili olan. Evet sevgili İzmir yolcuları. İkinci durağımız olan Susurluk Tost'unda tekrar buluştuk. Hoş geldiniz. Şu an Susurluk Tost yiyeceğiz. Ben de uzun bir süreden sonra ilk defa bir dinlenme tesisinde tuvalete girdim ve tertemizdi. Yasaya teşekkür ediyorum. Bu kadar güzel tuvalet çok önemliydi. Yoksa ben akşama kadar, İzmir'e kadar tutacaktım. Burada şu anda hakikaten portakal suyumu keyifle içiyorum. Bu kadar övdü. Geldik. Geldiğinden beri bok atıyor, beğenmedi. Karşıda gördüğümüz yer İzmir. Sevdiceğim İzmir. Gösterelim. Şu an böyle toplu ve çok güzel gözüktüğüne bakmayın. Akşam geldiğimiz zaman pek fazla mutlu değildik. Mayayı unutmayacağım, leş gibi kokuyor. Şu aşağıda full trafik kavgası çıkıyor. Full. Her dakika günde 3 posta kavga ediyorlar. Sevgilim. Efendim. Ne yapıyorsun? İzmir güncesi. Bakalım bir elime hele. Niye bugünün tarihini attın öyle? Çünkü bugün bizim yıl dönümümüz. Allah Allah! Nasıl oldu ya? Congratulations! 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 Ne kadar? Sen söyle. Sen söyle. İkinci otelimize şu anda rezervasyon yaptık. Adı otel. Çok daha modern. Çok daha beyaz. Çok daha şık. İzmir'in en güzel, en muhteşem, en şahane oteli. Bu sefer ben buldum. İlkini Sera bulmuştu. Ne? Onu da ben buldum. İkinci video şeyden, otelden biraz daha umutluyuz açıkçası. Bakalım bizi yanıltmaz diye umuyorum. Birazdan giriş yapacağız. Bugün boyoz dedik sabahtan. Bir de kavun çekirdeği sütü içtik. Suyu. O da çok güzeldi. O da bayağı güzeldi. Bugün son gün İzmir'deki. Ardından Selçuk, Şirince yapıp buradan İstanbul'a sağ salim dönmek için yola çıkacağız. Yaşasın 1 Ekim, çok mutlu olsun 1 Ekim, değil mi aşkım? Evet. Ya işte kalite ya.
gelmeden açılmış. Odanın şıklığına, güzelliğine, mutfağına, efendime söyleyeyim, tuvaletine. Şu güzelliğe bir bakabilir misiniz acaba? Şu güzelliğe. Fiyat aralığı, yani İzmir'de 120 ile 160-200 lira, yani 120 ile 200 lira arası çok fazla yer var. Ama kiminin konumu işte merkeze biraz uzak, kiminle bakıyorsun güzel gözüküyor, yorumlar böyle çok kötü falan. İlk bulduğumuz otel biraz hayal kırıklığıydı. Fakat burası, şu an buranın ismi gösterebilirsin. Şöyle bir göstereyim. Ada Apart. Şu logo Apart Otel. Hem fotoğrafları, hem sitesi, hem konumu itibariyle ve telefonda ilk konuştuğumuz kişi olarak... Aşkım beni de göster, beni göster, beni. Konuştuğumuz kişi telefonda bir kere çok tatlıydı. Çok yardımcı oldu. Çok yani hani hem ferah, temiz, girişi güzel. Merkezi yani Ada Apart'ı İzmir'e gelenler tercih edebilir. Biz şu an çok mutluyuz. Buradan direkt gezeceğiz. Bugün çünkü neden? Neden? Çünkü bugün... Neden? Sen söyle neden? Çünkü yıl dönümümü. 1 Ekim. Bugün 1 Ekim. Görüşürüz. Şu an Picasso Müzesi'nden çıktık. Önce Karikatür Müzesi, ardından Maske Müzesi ki çok detaylı çektik. Oradaki müdüre selam olsun, çok güzel anlattı. Oradan çıktık, Picasso Müzesi'ne geldik. Picasso Müzesi de bu arada, ben daha önceden başka bir İstanbul'da müzesine gitmiştim. Öyle bir sergisine daha doğrusu. Müze değil o, sergi. Farkındayım ama seni bozmak istemedim. Bu çok daha farklıydı yani, birazcık daha onun Matador, Picador yüzünü görmüş olduk. İzmir'in anlamadığımız bir olayı var. Metro başka. Tamam, İstanbul'da da metro var. Bizde bir metrobüs var. Burada bir tramvay var. Bizde de var. Ve bir de ne var? İzban, yani metro. İzban diye bir ayrı metroları daha var. Daha doğru bir kere tutturamadık. Hani istediğimiz durakta inelim, istediğimiz yere gidelim. Şunu da söyleyeceğim. Buradan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'na sesleniyorum. Amerikan Başkanı dahil herkesi devreye sokun. Uzaylılar tarafından kaçırıldım. Akbil yükleme yerleri duraklarda olması lazım. Yani ben akbili bastım. Yeterli bakiye yok dedi. O zaman ne olması lazım? Hemen yanında bir yükleme alanı olması lazım. Ve beni doldurabilmem lazım. Yok oradan yürüyorsun da başka bir yere geçiyorsun falan filan. Böyle bir... Arkadan abla koşuyor. Öyle bir yere gitmemiz gerekti. Yani hani biraz o konuda sıkıntı yaşadık. Buradan yetkililere duyurulur. O zaman döndürme. Ay ay ay. Şu an bulanmıyor da bulanır yani. İzmir'deki son günümüz, son saatler. Agora'ya devam ediyoruz. Bugün yine boyoz yedik yani 3 gündür. Sabah boyoz, çeşit çeşit 2 gündür. Oradan da düzeltme geliyor. 2 gündür sabah boyoz. Öğlen gene de midye dolmalar, taze yiyeceğiz diye. Aralarda tabii hep İzmir bombası gömüyoruz. Akşam kumru, başka yönler yani hamur üstünde hamur yedik. Çok mu yakın acı şu an çıkıyoruz? Çok mu yakın? Bugün artık
son gezmelerimizi yapıp işte Agora'da, asansörde buradan Selçuk'a gideceğiz. Selçuk'ta da öyle birkaç farklı yer var ama asıl hani Selçuk, Şirince, bunlar şaraplarıyla meşhur yerler. Şu an karşıdaki gördüğümüz şu şey, bak yukarıda kuş yuvası mı tepedeki sence? Leylek yuvası direkt. Vallahi mi? Evet. Oha, elektrik direğinin tepesine. Hep oraya yapıyorlar. Ben bilmiyordum. Hiç görmedin mi? Yok. Bu kadar büyük mü olur leylek yuvası? Tabii ki. Kapadokya'da da gördük. Ejderha yuvası gibi ya. Hiç bakkal çakal yok mu? Geçen sene bu tarihlerde Kapadokya'da idiyken, yani Kapadokya'dayken, şu anda Selçuk Efes son derece kültürel bir tatil yapmaya çalışıyoruz ama kültürümüze çok engel oluyor. Hep engeller çıkıyor ama kavga gürültü aşmaya çalışıyoruz. Yani ben hep şu kadarcık... Bak çiçeğine, bak çiçeğine nasıl. Hani. Bak şurada. Gördüm şurada. Çok güzel. Vay be. Kaktüs ağaçmış arkadaşlar. Öyle çölde sadece biz tabii gövdesini görüyoruz, şey sanıyoruz değil mi? Ayasılık. Akıllı diyorlar ya. Çok mantıklı ya. Ve Efes Antik Kenti'nde bir tiyatro. Biz gölgeden. Kayma. Yanadım ya. Ne diyor? Kaynadım ya mı dedi? Çocuk da kaynamış. Bir tane tıp fakültesi varmış. Bu fakültenin yeri bulunmuş, hala kazınmamıştır. Ve bu tıp fakültesi... Şu anda içinde bulunduğumuz koy, akvaryum diye adlandırdığımız koyumuzdur. Kleopatra'nın saçlarını bu koyda yıkadığı, Zeus'un Artemis'i bu sularda kutsadığı rivayet edilir. Neye baktınız ya kız? Herakles kapısı. Şurada bir fotoğrafını çekeyim mi? Çek. Hadi çek madem. Birlikte. Sonra. Evet. Hadi bakayım. Gayet güzel. Abi şey, hiçbir şey yapmıyorlar, laf ediyorlar ya. Ya iznim var da geç, hepsine bak, onlar da sustu şey deyince. İzniniz yok mu? İzniniz var. Var iznimiz de, gene de bıdı bıdı yapıyorlar engellilere. Şey, i̇zniniz var diyen hiçbir şey diyemez ya. Evet hepsine. O güzel bir kalkan yani. Selçuk'ta Artemis Tapınağı'na geldik. Yani aslında daha görkemli, daha büyük. Hele Selçuk Kalesi'ni gördükten sonra dedik ki hani tapınak herhalde bunun bir 5 katı falandır böyle. Yani şeyin, Herkül'ün filmindeki, çizgi filmindeki tapınak gibi bekledik. Aha, bu kadar. Selçuk Tapınağı. Heh, bitti. Ne ha, oldu? Gezdik ha. Geldik. Bu kadar. Ha, ne oldu işte? Kahvaltı ettim. Ha. Yedim. Ne oldu? Yedim. Ne oldu şimdi? Arabaya bindik, gidiyoruz. Ha. Ne oldu şimdi? Deniz. Ha, işte deniz. Ha, geldik işte. Limanı
Kurmaki pansiyonumuzun sokağı. Böyle daracık sokaklardan çıktık. Şirince köyümüzün. Ardından Şirince'ye içine geldik. Fakat arabayı park edecek hiç yer yok. O yüzden tekrar aşağı inip arabayı park edip bir daha çıkacağız. Evet arkadaşlar, Şirince'ye gelirseniz eğer ara sokaklara arabayla girmeyin. Girecekseniz ya 4x4 jipiniz olsun ya da ATV ile falan girin yani böyle. Haydi kızım. Nereden ineceğiz biz? Balata koktu. Bu park ettiğim yere bakar mısınız? Sera hesapta bana dur diyecek. Bak bak. Dur diyeceği yere bak. Araba çizik her tarafı dağılmış değil mi? Lastiğe falan değmiş. Çabuk. Çok geldi. Ne yapayım? Gezimizin son durağı Şirince. Köy içini göstereceğim. Çarşıyı da göstereceğim. Buradan 3 sene önce tiyatro medresesi için gelmiştik. Bir daha geleceğim dedim ama bu sefer tamamen başka bir sebep için oldu. Şu an Limaki pansiyona geldik. Limaki konak. Şöyle göstereyim. Biz buğday odada kalıyoruz. Bayağı köy içinde çok 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 cici bir alanı var. Odası da çok güzel. Eski bir Rum berberinin eviymiş. Sonra izolasyon yapılmış. Her şeyi renove edilmiş. Restorasyonu şusu busu. Şu anda insanların kullanımına açık. İçe alana girdiğiniz an böyle bir otantik bir manzarayla karşılaşıyorsunuz sevgili dostlar. Böyle dar bir sokak içerisinde. Buradan aşağı inelim, gel. Oradan değil.